kış ala bağlana yollarım dostum, 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 gelsene canım. Kış ala bağlana yollarım dostum, 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 gelsene canım. Bir sultanım danım gülüm dermişler oy. Bu şirin canıma nasıl duymuşlar oy. İstersem dünya malın vermişler oy. Sensiz dünya sensiz dünya malı neylerim dostum, 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 gelsene can. Ah hey. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne kaldayım, gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale. Ya hala ya yahi güle. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
gündüz gece. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Yıldırım Show'a. Ben Yıldırım kardeşinizden şu anda bizleri Ekin TV aracılığıyla izleyen, hem yurdumuzun dört bir köşesinde hem de yurt dışında, uzaklarda, gurbet ellerde, Avrupa'da ve dünyanın dört bir yanında bizleri izleyen tüm dostlarımıza sevgiler, saygılar, selamlar olsun efendim. Bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımız Engin Gayrimenkul sponsorluğunda başladı. Öncelikle program sponsorumuz Engin Gayrimenkul'e ve Üzeyir Engin'e çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, bugün her program bizde biliyorsunuz yeni bir heyecan demektir. Bugün bambaşka bir heyecan, çünkü bugün kendi ilçem var. Doğan Şar'ımız burada yanımızda, sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Oldukça kalabalık bir kadro, neredeyse sahnemiz yetmedi yani. Efendim, Doğan Şar Dernekler Federasyonu, Doğan Şar Tozanlı Dernekler Federasyonu Başkanımız burada, yine Doğan Şar Belediye Başkanımız, sağ olsun Doğan Şar'dan ta geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yine Doğan Şar Dernek Başkanımız var, Halil Göbel var, ağamız var. Yine Geminderisi Dernek Başkanımız var. Yine İbrahim Akpınar var, Mehmet Çilek Bey var, Doğan Şarlı değerli dostlarımız var. Yani bugün dolu dolu bir program olacak. Biraz sonra zaten tüm dostlarımızı tanıyacağız, tanıtacağız. Bugün hem sohbet, hem muhabbet, hem de türkü olacak. Her zaman az muhabbet, çok türkü diyorduk. Bugün hem çok muhabbet olacak, hem çok türkü olacak. İkisi de olacak efendim. Bu arada vakıf başkanımız var, Şahin Sarıkaya. Şahin Başkanım, orada kaldın. İnşallah geleceğim yanına programımız içerisinde. Şimdi istiyorum ki bir tanışma faslı yapalım. Bir konuklarımızı sıradan bir tanıyalım. Evet, en baştan başlıyoruz efendim. Ben Doğan Şar Dernek Başkanı Halil Göbel. Ben Hüseyin Bey'e programında başarılar diliyorum. Doğan Şar'dan gelen belediye başkanımıza, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize, diğer Doğan Şar'lara hepsine hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sıradan tanıyalım efendim. Tanıyarak gidelim. Ben Osman Ünsal. 2014-2015 Doğan Şar Festival ve Güreş Ağası'yım. Öncelikle Ekin Türk ailesine ve bu güzel programı hazırlayan sunan değerli sanatçı dostumuz, hemşerimiz, yakın köylümüz Yıldırım Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin nezdinde tekrar değerli Doğan Şar'ımızın emektarı, değerli belediye başkanımız Sayın Oktay Bey'e, tabii İstanbul'da federasyon olarak faaliyetlerini devamlı sürdüren ve ruhu hep genç kalan, gençlerin hep yanında olan değerli başkanımız Sayın Mustafa Süs Bey'e, Sayın Halil Göbel Başkanıma, Sayın Vakıf Başkanıma, hepsine yürekten saygı, sevgilerimi sunuyorum ve Doğan Şar'ımıza, güzel hemşerilerimize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, hemen değerli abimizi de tanıyalım. Ben İsmet Özata, Sivas Suşehri Geminderesi Köyü'nde. Eski dernek başkanıyım Geminderesi'nin. Sayın Mustafa kardeşim bugün misafirim de benim. Özellikle bu akşam beraber olacağız dedi. Ben de Sayın Başkan'ı kırmadım, geldim. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın kardeşimize de ufku çok geniş olsun, yolu açık olsun, sırtı pek, karnı tok olsun. Başkanım, pardon kardeşim, bundan sonra her zaman için yanındayız. Allah razı olsun. Emrettiğin yerde çok beraberiz. Bir alkış. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli İsmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet, ben de Mustafa Söz, Doğan Şar Tozanlı Dernek Federasyon Dernekler Federasyonu Başkanıyım. Başta Ekin TV ailesine ve zatenize ve değerli başkanıma, değerli beni kırmayıp buraya gelen İsmet Özata Beyefendi'ye, değerli ağamız İsmet Osman Bey'e ve Doğan Şar'dan buraya kadar gelen meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, ilgilenen meclis üyelerimize, bütün sivil toplum örgütü arkadaşlarıma, değerli konuklara öncelikle saygı, sevgilerimi sunuyorum. Ve şu anda bizi
ekranında izleyen tüm dostlara, Türkiye'de, Avrupa'da, nereden olursa olsun, Ekin TV'nin şu anda ekranına da bizi izleyen bütün seyircilere iyi akşamlar diyor. Sizlere de çıkmış olduğunuz yolda her zaman olduğu gibi başarılar diliyor, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Sağ olasınız, alkışlarımız susmuyor. Necdet Oktay Karaman, Doğanşar Belediye Başkanı olarak görev yapmaktayım. Kardeşimize başarılar diliyorum. Biraz önce kendileri ifade ettiler. Az muhabbet, çok türkü sloganıyla programlarımızı yapıyoruz ama yine de biz buna biraz uyalım istiyorum. Çok fazla böyle konuşmaya, muhabbete dalarak ekranı başında özellikle türkü dinlemek isteyen hemşerilerimize daha çok fırsat tanıyalım istiyorum. Ben de bugün burada, bu çatı altında sizlerle beraber olan bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Belediye meclis üyelerimizin neredeyse tamamı burada. Muhtarlarımızın bir kısmı burada. Başkanım tam kadro gelmişsin. Evet, İl Genel Meclisi üyelerimizin tamamı burada. Hemşehrilerimiz burada, federasyon başkanımız, ağamız, dernek başkanımız hepsi buradalar. Ancak Yıldırım sadece Doğanşarlı değil. Yıldırım Sivaslı, Yıldırım Türkiye'li. Dolayısıyla başta Doğanşar olmak üzere Sivas'ımızın tüm ilçelerinin, tüm beldelerinin, tüm köylerinin ve merkezimizin size sahip çıkması lazım. Sizi desteklemesi lazım. Çünkü siz sadece Doğanşar'ı temsil etmiyorsunuz. Ülke içerisinde Sivas'ı, ülke dışında da Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla desteğimizin devam etmesi, katlanarak devam etmesi Başkanım, gerekiyor. Başkanım çok güzel bir şey söyledin. Sen konuyu açtığın için söylemek istiyorum, sözünü kestim. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Şimdi biz dinleyicilerimize ben şunu söylüyorum. Nereye gelirsek gelelim, ne kadar star olsak, popüler olsak hiç önemli değil. Her zaman için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Çünkü sizler olmasanız biz olmayız. Şu anda bizim tek eksiğimiz sadece seyirci eksiğimiz var. Her köyden 5 kişi gelse, bak her köyden 5 kişi gelse fazlasına gerek yok. Bizim seyirci kapasitemiz bize yetmiş oluyor. Ben özellikle tüm hemşehrilerimden bunu rica ediyorum. Lütfen programlarımız boş geçmesin. Şöyle dolu dolu olsun. Çünkü program dolu olduğu zaman biz de coşkulu oluyoruz burada. Yani seyircileri gördüğümüz zaman yalnız olmadığımızı da hissediyoruz. Bunu ben özellikle rica ediyorum. Evet, katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yıllar önce, yani çok yıllar önce değil, bir 15-20 yıl önce televizyon programlarına katılabilmek için ekstra bayağı hatırı sayılır. Evet, bayağı ücretler ödeniyordu. Şimdi bedava. Yazın Doğanşar'da buluşuyoruz. Burada provasını yapalım hiç olmazsa. Eğlenelim, dolduralım, yanında olalım. Bunu istirham ediyorum bütün hemşehrilerimizden. Sadece Doğanşar değil, tüm Sivas'tan. Sadece Sivas değil, tüm Türkiye'den. Çünkü Ekin TV uydu aracılığıyla tüm dünyanın büyük dünyadan bir bölümüne evet. Yayın yapıyor, izlenebiliyor. Dolayısıyla hem Doğanşar hem Sivas hem Türkiye olarak bu ekranlarda sevgili hemşerimizi yalnız bırakmamamız gerekiyor. Ben bu duygu ve düşünceler içerisinde kendisine başarılarının devamını diliyorum. Ekin TV ailesine başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Gerek buradaki hemşerilerimize, gerek ekranları başında bizleri izleyen değerli dostlarımıza, hemşerilerimize, kardeşlerimize, büyüklerimize de saygılar, selamlar sunuyor. Gecemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. Çok sağ olasın. Ben Mehmet Çilek, Alanköy. Eski dernek başkanı, şimdi federasyonda üyeyim. Doğanşar'dan gelen arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Buraya katılanlara ve Doğa Alanköy seyircilerine de hepsine saygılar, selamlar. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli abi. Sağ olasınız. Ben Sivas Hafik Çınarlı köyündenim efendim. Sayın Başkanımın Mustafa Süsün ve Belediye Başkanımızın misafiri olaraktan geldim. Ekin TV'ye ve diğerli konuklarımıza, değerli misafirlerine hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tabii sizin bu güzel vaktinizi almayalım. Değerli Yıldırım kardeşim, biz de sizleri yalnız bırakmamak için geldik buraya. Ben bir Çınarlı olaraktan inşallah bir günde
Çınarlı'yı buraya bir konuk ederiz. Tabii ki çok mutlu olurum. Onun çok için mutlu olurum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi Çınarlı'dan izliyorlarmış. Buradan da Çınarlı'nın 7'den 70'in hepsine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hepsine hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli abi. Çok sağ olun efendim. Sağ teşekkür olun. Ederim sağ olun. Evet, Çınarlı demişken eski güreş ağamız Hacı İsmet Sungur'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Şimdi hareketleneceğiz efendim. Muhabbet bölümünü bitirdik. Biraz horon yapalım diyoruz. Malum bugün Kelkit Vadisi'nden gelen dostlarımız da var. Şöyle bir oynayalım. Alanımız geniş. Oynamak isteyenler burada oynayabilirler. Biz sahnede oynayacağız. Haydi geçmiş alayım ışığına, pullu yeminli yar, allı yeminli yar. Ne de gider hoşuma, pullu yeminli yar, allı yeminli yar. Dünyaları değişmem, pullu yeminli yar, allı yeminli yar. Yarın bir bakışına, pullu yeminli yar, allı yeminli yar. Açtı kalbime yara, kollu yeminli yar, allı yeminli yar. Hasretine yanarım, kollu yeminli yar, allı yeminli yar. Göremedim bu sıra, kollu yeminli yar, allı yeminli yar. Kaşlar kara kara, kollu yeminli yar, allı yeminli yar. Açtı kalbime yara, kollu yeminli yar, allı yeminli yar. Hasretle yanarım, kollu yeminli yar, allı yeminli yar. Göremedim bu sıra, kollu yeminli yar, allı yeminli yar. Seni görmeseydim, bu eri gelmeseydim, yar seni görmeseydim. Bir çare bulamadım, keşke istemeseydim. Bir çare bulamadım, keşke istemeseydim. Durma güzelim durma, omuzların oynasın. Halay gelmeyenler sevdiğine doymasın. Durma güzelim durma, omuzların oynasın. Halay gelmeyenler sevdiğine doymasın.
Kaşların varas, gözlerin ne naz. Kaşların varas, gözlerin ne naz. Çekerim aynı zaman geçmez yürek yaras. Çekerim aynı zaman geçmez yürek yaras. Durma güzelim durma, omuzların oynasın. Alay gelmeyenler sevdiğine doymaz. Durma güzelim durma, omuzların oynasın. Alay gelmeyenler sevdiğine doymasın. Vay vay, helal olsun. Kurban olan boyuna, al mendil eline, başlayalım horona. El ele tutuşalım, horonu batışalım. Kaç gündür göremedim, tenhada buluşalım. El ele tutuşalım, horonu batışalım. Kaç gündür göremedim, Sivas'ta buluşalım. Yarbaşımın belası, buradan yar sevenin geçmez gönül yarası. El ele tutuşalım, horona batışalım. Kaç gündür göremedim, Sivas'ta buluşalım. El ele tutuşalım, horona batışalım. Kaç gündür göremedim, Doğanşar'da buluşalım. Eyvallah, eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, stüdyoda bulunan değerli konuklarımız, bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Doğanşar'dan gelen değerli konuklarımız, sizler de tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Efendim, şimdi Kazanç'ta oturan, Levent'te oturan da gelsin değil mi başkanım yani? Gelecekler, ben yine ararım, merak etmeyin. Peki, tamam. Başkanım, bu işi sana bırakıyorum, gerisini merak etmiyorum zaten. Siz de merak etmeyin, ben çok, arkasındayım. Çok teşekkür ederim değerli başkanıma. Şimdi çiçeklerimiz de var, onlar da hemen... Doğanşar Tozanlı Dernekleri Federasyon Başkanı Mustafa Süs güzel bir çiçek göndermiş. Bir alkışlayalım efendim. Teşekkür ediyorum. Hemen bir çiçeğimiz daha var. Sivas Doğanşar Yavşancı Köyü Dernek Başkanı Mustafa Keleş. Benim köyüm efendim. Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanım sağ olasın, var olasın. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hazır mıyız halay için? Ne yapıyoruz? Ben bir kez daha hatırlatıyorum sevgili dostlar. Çarşamba günü Biga'ya gidiyoruz. Ben de orada olacağım. Aynı araçta gideceğiz. Aynı aracın içerisinde sohbet, muhabbet, türkülerle beraber gidiyoruz. Hem bir tatil gezi keyfinde. Her şeyleriniz bize ait Engin Gayrimenkul tarafından karşılanıyor. Ve sabah gidip akşam geri dönmüş olacağız. Bunu da söyleyelim. Gelmek isteyen dostlarımız, ben de gelmek istiyorum diyen dostlarımızı bizzat bulundukları bölgeden alıyoruz. Yeter ki bize ulaşsınlar, isimlerini yazsınlar, telefonlarını bıraksınlar. Bizzat kendilerine yarın dönüş yapacağız. Detaylı bilgi vereceğiz, güzergahları söyleyeceğiz, saatleri söyleyeceğiz. İnşallah gelmek isteyen dostlarımızla götürmüş olacağız böylelikle efendim. Evet, şimdi halay diyelim yine. Ateşine yandı, şimdi selamsız geçer. Oy saralı saralı, bir yer sevdim saralı. Yaktı kül etti beni, başı gözü kara. Oy saralı saralı, bir yer sevdim saralı. Yaktı kül etti beni, başları gözleri kara. Öyle bir yer sevdim ki yedi kardeşe değil. Ay saralı saralı bir yer sevdim saralı.
kaşı gözü kara. Ay zaralı zaralı bir yer sevdim sana. Yaptı kül etti beni, başları gözleri karalı. İki güzel gidiyor ben olsam arasında. Çiçek açar yaz olur, ovaları düz olur. Sivas'tan yar sevenin ömrü çok uzun olur. Afik gölü derindir yiğitlerin yeri. Temmuz'da soba yanar yazın bile serindir. Temmuz'da soba yanar yazın bile serindir. Uzaktan bakma inan havalı ya hava. Yar sana doyurmuyor, gönlüm sana sevdalı. Halay şeker yormaz havalı ya hava. Yarın eşi bulmaz gönlüm sana sevdam. Öyle bir yere düştüm havalı yar hava. Hiç alım dalamaz gönlüm sana sevdam. Öyle bir yere düştüm havalı yar hava. Hiç alım dalamaz gönlüm sana sevdalı. Çok teşekkür ediyorum. Efendim devam edeceğiz daha, devam edeceğiz. Şimdi birkaç notumuz var, onları okuyayım, ondan sonra biraz sohbet edeceğiz. Efendim, hemen programlarımızla ilgili şöyle bir duyuru yapalım. Dediğim gibi çarşamba günü Biga'ya gidiyoruz efendim. 14 Aralık Pazar akşamı, 14 Aralık Pazar akşamı Yakaboyu Köyü'nden Turgut Demirezen kızının nişanında sahne alacağız. 15 Aralık Pazartesi Ekin TV'de, yani haftaya sanatçı konuğum Gültekin Gönül Açar olacak. Yepyeni eserleriyle, Serdar Erken imzasıyla, o güzel eserleriyle bizlerle birlikte olacak haftaya. 21 Aralık Pazar gündüz Kaya Günay oğlu Sefa'nın düğünü var. Besinli köylü dostlarımızın. Tüm Besinli'ye selam olsun. 27 Aralık Cumartesi Karslı dostlarımızın düğününde olacağız, Sarıkamışlı Ataköy Sheraton Otel'de. Efendim 9 Ocak Cuma günü değerli prodüktörüm Serdar Erken'le birlikte Fransa'da olacağız Allah kısmet ederse. Fransa Paris'te Gümüşhaneli dostlarımızla birlikte olacağız. Buradan Murat Bülbül'e, Bülbül ve Taşkın ailesine de selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsunlar değerli dostlarımız. İnşallah gittiğimizde güzel çekimler de, röportajlar da yapacağız. Programımız içerisinde yayınlayacağız. 1 Şubat Pazar günü Kahramanmaraşlı dostlarımızın sünnet düğününde sahne alacağız Esenyurt Kıraş'ta. 21 Mart Cumartesi akşam Zara Karacahisarlı dostlarımızın nişanındayız.
28 Mart Doğanşar Arazlı köylü dostlarımızın düğününde olacağız. 12 Nisan Pazar gündüz Hafik Özen köylü dostlarımızın düğünündeyiz. Yine 24 Nisan Cuma akşamı Başekin köylü dostlarımızın kına gecesinde sahne alacağız. 25 Nisan Cumartesi Bayburtlu dostlarımızın düğünü var. Orada sahne alacağız. Fatih Coşkun Beylere selamlarımızı gönderiyoruz. Yine 24 Temmuz'da Kahramanmaraş'ta olacağız. Maraş Afşin Büyük Tatlar Mahallesi'nde bir sünnet düğünündeyiz. Hanefi Karakuş'un oğlu Enes'in sünnetinde sahne alıyoruz. Efendim programlarımız böyle devam ediyor. Ta ki 2015 Aralık ayına kadar devam ediyor. 2015 mesela Aralık ayı 26 Aralık'ta Fransa'daymışız efendim. Yine Taşkın ve Bülbül ailelerinin düğünü, Merve ve Samet'in düğünündeyiz. Gümüşhaneli dostlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Buradan da selamlarımı gönderelim. Yine bize düğün, dernek, nişan, konserle ilgili ulaşmak isteyen dostlarımız irtibat numaramızdan rahat bir şekilde ulaşabilirler. Biz hem Türkiye'nin dört yanına hem de dünyanın dört yanına gidiyoruz. Neresi olursa olsun fark etmiyor ve dediğim gibi çok da imkanlı. Sizin bütçenize göre de ayarlıyoruz kendimizi. Hiç merak etmeyin. Arayın bizi, çekinmeyin efendim. Rahat olun. Rahat olun. Şimdi programımızın ikinci bölümünde özellikle bir konu üzerinde durmak istiyorum. Değerli misafirlerimizi hatırlatalım. Bu nüfusla ilgili konu. Bunu bir işleyelim diyorum değerli başkanlarım. Çünkü biliyorsunuz artık özellikle Anadolu, Anadolu'nun birçok yerinde böyle de tabii ki şu anki konumuz Doğanşar olduğu için Doğanşar'ı biraz inceleyeceğiz. Neler yapılabilir nüfusla ilgili ya o yörede istihdamla ilgili neler yapılabilir onunla ilgili sohbetimiz olacak ama şimdi istiyorum ki hep beraber şöyle bir Doğanşar'a gidelim. Doğanşar'la ilgili bir VTR'miz var, köylerimizin tanıtımı. O VTR'mizi izleyelim, sonra kısa bir reklam aramız, sonra tekrar burada olacağız efendim. Bahar gelir karlar erirse, dereler çalayıp çidemler biterse, güzelleri çeşmelere inerse, gayr buralarda durulmaz, durulmaz. Bizim eller bir başka, oralar bir başka. Güzelleri çeşmelere inerse, oralar bir başka. Çiğnem açmış dallarında,
hasret kaldım köyüm sana, hasret kaldım köyüm sana. Bir kuş olup uçabilsem, yamacına konabilsem, yaylasına çıkabilsem. Hasret kaldım köyüm sana, hasret kaldım köyüm sana. Bir kuş olup uçabilsem, yamacına konabilsem, yaylasına çıkabilsem. Hasret kaldım köyüm sana, hasret kaldım köyüm sana. Hasret kaldım köyüm sana, hasret kaldım köyüm sana. Bir kuş olup uçabilsem, yamacına konabilsem, yaylasına vazgeçmem canım, vazgeçmem senin.
Seninle ağlayıp senle güleyim. Bırak beni sevdan ile yanayım. Bir Sivas'tan bir senden vazgeçmem canım canım. Vazgeçmem selvi boyunu, vazgeçmem kurban olum. Bir Sivas'tan bir senden vazgeçmem canım canım. Vazgeçmem selvi boyunu, vazgeçmem kurban olum. Sevgili dostlar, programımızın ikinci bölümüne tekrar sizlerle birlikteyiz. Efendim bugün dediğim gibi Doğan Şar'ı misafir ediyoruz. Stüdyomuz tıklım tıklım dolu. Hemen ben şöyle bir tribünlere doğru gelmek istiyorum. En azından dernek başkanlarımız var aramızda. Dernek başkanlarımızı bir tanımak istiyoruz böyle kısa kısa hemen hızlı bir şekilde. Hemen vakıf başkanımızdan başlayalım. Şahin Sarıkaya, Doğan Şar Vakıf Başkanı. Size ve Ekim TV'ye teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. Çok sağ olasın. Evet, başka? Sayın Yıldırım Bey, size, ekibinize ve Ekim TV'ye bize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Tüm Doğanşar'daki Doğanşarlılara, özellikle torunum Hüseyin'e selam ediyorum ve bizi seyreden herkese sevgi, saygılar sunuyorum. Ben Mustafa Yardım, Doğanşar İl Genel Meclis Üyesiyim. Çok teşekkür ederim. Mustafa abi, çok teşekkür ediyorum. Ha, şurada bir dostum var. Diyordu ki bana hiç selam göndermiyor diyordu. Peki, Kaya kardeşime çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Ha, buradan bugün selamı göndermiş olayım peşin peşin. Evet, başkanım bir tanıyalım seni. Salih Bozkurt. Ben Anazlı Köyü eski dernek başkanıyım. Yıldırım Bey, size başarılar diliyorum. Ben bir Doğanşarlı olarak bugün Doğanşar'ın burayı daha fazla tıklım tıklım doldurmasını isterdim. Benim nazarımda Doğanşar bu değil. İnşallah olacak. Ay, olmalıydı. Burası tıklım 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 dolu olmalıydı. Dünkü toplantıda zaten federasyon başkanımız bunu özellikle anons etti, altını çizerek. İnşallah ileriki günlerde daha farklı, coşkulu bir şekilde bu stüdyoyu doldururuz diye inanıyorum. Ayrıca ekranları başında bizleri izleyen tüm eş ve dost akrabaların hepsine saygı, selam ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum size de. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz değerli abim, Salih abim. İnşallah olacak. Yavaş yavaş alışıyoruz efendim. Değil mi başkanım? Evet. Değerli üst kurul başkanımız, federasyon başkanımız Sayın Mustafa Süt Bey'e teşekkür ediyorum böyle bir organize katıldığınız için. Misafirimiz Sayın İsmet Özata abimize misafir olduğu katıldılar. Bizim mutlu ve sevinçlendirdiler de teşekkür ediyorum kendilerine. Ağamıza teşekkür ediyorum, başkanımıza. Doğanşar'dan geldiler, bizleri mutlu ettiler. Sayın başkanım özellikle hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Ekranları başında bizleri izleyen Sivaslılar, Doğanşarlılar, çevre köylüler, tüm misafir olanlar hepsine hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Şurada bir başkanımız var. Hayırlı akşamlar. Ben Sivas Doğanşar Alanköy Dernek Başkanı Hüseyin Aslan. Öncelikle değerli abilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu birlik beraberliğimizin halaylarda, horonlarda olduğu gibi, kahvaltılarda olduğu gibi başka sektörlerde de devamını diliyorum. Size de saygı saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi eğlenceler. Çok teşekkür ederim. Başka kim var dernek başkanımız? Evet. Değerli başkanım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Doğanşar Kozluköy Dernek Başkanı Bülent Çıtır. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Köyde bizi izleyen muhtarımız Muzaffer Önan'a çok teşekkür ediyorum bizi izlediği için. Size de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Dernek başkanımız var mıydı başka? Evet. Mehmet Bozkurt, Alazlı Köyü Dernek Başkanı. Size ve Ekin TV'ye başarılar diliyorum. Alazlı Köyü'ne sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum.
Başka var mı dernek başkanımız? Evet, bizim köyün dernek başkanı var. Evet. Yavşancık Şehir Merkezi'nin dernek başkanı efendim. Hemen gidiyoruz. Değerli başkanım, hoş geldin canım ciğerim. Hoş bulduk. Sivas Doğanşar Yavşancık Köyü Dernek Başkanı Mustafa Keleş. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Yıldırım kardeşime de teşekkür ediyorum. Çok sağ ol canım benim. Çok sağ olasın. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Başka başkanımız var mıydı? Yok sanıyorum. Neyse, hemen. Şimdi bir türbüne gidelim çünkü sahneye gidelim. Zaman su gibi akıp geçip gidiyor. Efendim ben İsmet Özat abiye çok çok teşekkür ederim. Sağ olsun, bugün gerçekten bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. İnşallah başkanım bunu saymıyoruz böyle. Sizi de böyle geniş bir programda misafir etmek isteriz yani. Evet, sizleri de misafir etmek isteriz. İnşallah Allah kısmet ederse ilerleyen zamanlarda nerede isterseniz yanınızda olmaya her an hazırım. Baştan da söylemiştim zaten. Çok teşekkür ediyorum değerli başkanım. Çok sağ olasın. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, bir konu üzerinde yoğunlaşacağız demiştik. Bu da Doğanşar'daki nüfusla ilgili neler yapılabilir? Bununla ilgili hem federasyon başkanımız hem de belediye başkanımız. Mikrofonları alalım şöyle değerli başkanlarım. Şimdi yazın gerçekten inanılmaz bir kitle var. İnanılmaz bir kalabalık var. İlçemizde, Doğanşar'da ve çevre köylerinde aşağı yukarı 5-6 ay bu böyle devam ediyor. 6-7 ay. Daha sonra tabii ki birçok hemşerimiz İstanbul'a geliyor. Burada 3-4 ay kalıyorlar. Başkanım geçen de konuşmasında belirtti. Bu nüfusla ilgili nüfus kaydımızı memleketimize aldırırsak çok bize katkısı olacak, faydası olacak dedi. Onu da başkanımızdan bir değerlendirme alalım. Evet, teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Tabii özellikle şunu belirtmek istiyorum. Biz zamanının büyük bir bölümünü Doğanşehir'de geçiren hemşehrilerimizin nüfus kayıtlarını Doğanşehir'e almasını istiyoruz. Yoksa sürekli İstanbul'da yaşayan ya da Doğanşehir dışında yaşayan hemşehrilerimizden böyle bir talebimiz yok. Ancak siz de biraz önce belirttiniz, senenin 7-8 ayını Doğanşehir'de, kalan 4-5 ayını da İstanbul'da geçiren, özellikle bizim biliyorsunuz Almanya'mız yok, Almancımız yok, bizim Almanya'mız İstanbul. İstanbul'da 29.500 nüfusumuz yaşıyor. Ancak bunun büyük kayıtları yok bizde. Doğanşehir'de yok. Bu 29.500 nüfus da Doğanşehir İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde kaydı olanlar. Peki başkanım, kısaca özetlersek. Nüfus orada çoğunluğu orada olan dostlarımız, hemşehrilerimiz var işte 7-8 ay gibi orada kalıp da işte 2-3 ay burada olan dostlarımız nüfus kaydını nasıl alabilirler oraya? Yani ne yapmak lazım? Böyle basit bir şekilde anlatabilirsek. Evet, çok kolay. Nüfus adres beyan formu var. Nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir. Derneğimizden, vakfımızdan da temin edilebilir. Onu dolduracak, iadeli taahhütlü postayla gönderecek nüfus müdürlüğüne. Hepsi bu kadar. Bu kadar mı? Çok basit. Çok. O zaman bunu evet. Değerli başkanımla, Üsküdar Federasyon Başkanımızla istişare yapalım. Gerekirse bir toplantımızı tamamen bu konuya ayıralım ve bence dernek başkanlarına görev verelim. Dernek başkanları bu işi çözerler. Çünkü kendi köylerinde kimin orada kaldıklarını, daha fazla kaldıklarını aşağı yukarı biliyorlar. Bu işi de çözmüş oluruz diye düşünüyorum değerli başkanım. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bir de bu akşamki programla alakalı birkaç cümle sarf edeyim. Ben de saymıyorum bunu. Evet. Yani bunu Doğanşehir programı olarak saymıyorum. Bunu daha dar kapsamda Yıldırım'ın samimi ortamda düzenlediği bir program olarak değerlendiriyorum. Doğanşehir ilçesi olarak köyleriyle beraber zaten bunu ben her zaman ifade etmişimdir, etmeye de devam ediyorum. Bu da yüreğimde olan şeydir zaten. Doğanşehir sadece merkez ilçeden oluşmuyor. 26 köyümüzle beraber biz bir bütünüz. Sivas da öyle düşünmeli. 16 ilçesi, 7 beldesiyle, merkeziyle bir bütün olarak düşünülmeli. Hepimiz gayret edip memleketimizin kalkınmasına,
katkı sunmalıyız. Onun için eğer böyle bir program tertip ederseniz Doğanşar için biz elimizden gelen katkıyı sağlarız. Ve siz de dersiniz ki gerekirse ya... Gerekirse Doğanşar'dan gelip doldururuz burayı diyorsunuz. Doldururuz. Başkanım, hiç problem yok. Tamam. Oturacak yerimiz evet. Kalmayacak şekilde doldururuz. Bir eyvallah de, başkanım çok sağ olun. Hemen sözlerimi bitiriyorum. Biraz önceki konuşmamızda belediye meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı, il genel meclis üyelerimizi andık. Ama iki tane şoförümüz var. Onları anmadık. Onlar da buradalar. Ayrıca AK Parti Doğanşar ilçe başkanımız Mahmut Ağır beyler de buradalar, yanımızdalar. Ve bu Doğanşar'dan gelen hemşerilerimizin baş organizatörü diyebilirim. Ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Saygılar. Bey, sağ olsun. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben burada bitiriyorum. Bütün hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanımıza bir alkış daha alabilir miyiz? Başkanım o zaman ilerleyen bölümlerde inşallah bir program daha yapacağız. Bu arada geçtiğimiz pazar günü değerli başkanımız çok güzel bir kahvaltı verdi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyondu. Başkanım bunu saymıyoruz. Devamında bekliyoruz tabii ki. Tabii biliyorsunuz. Orada da rica ettik. Ama demek ki yorulmuşlar. Ben de bunu saymıyorum. Tekrar isteriz. Yine sizi yalnız bırakmayız. Tabii nüfusla ilgili Sayın Başkanım sağ olsun ifade ettiler ama zaten bizim bütün amacımız sivil toplumlar, toplum olarak dernekler, federasyon biliyorsun federasyon çatısı altında evet. Bütün 26 fare köyü toparladık. Niçin? Daha güçlü olalım, sesimizi daha gür duyaralım. Memleketimize ve köylerimize ve ilçemize ne yapabiliriz şeklinde bu beraber birlik içerisinde gücümüzü oluşturduk. Ama maalesef bu iş sadece yönetimle olmuyor. Tabii diğer üyelerimiz ve vatandaşlarımız da bizi desteklemesi lazım. Onun için benim ricam herkes bizim almış olduğumuz ve değerli kaymakamımızın ve sayın belediye başkanımızın ve muhtarlarımız ve il genel meclis üyelerimiz ve meclis üyelerimizin bütün amaç biz onlara yardımcı olmak. Yani devlet vatandaş işbirliği çerçevesi altında ilçemize hizmet yapmak. Onun için tabii hemşehrilerimizin de burada daha duyarlı olmasını rica ediyorum. Zaman almayalım. İlerleyen saatlerde yine sohbet edeceğiz. Peki başkanım teşekkür sağ ediyoruz. Ol. Şimdi bir alkış alalım başkanımıza. Bir türkü arası vereceğiz. Efendim Gözlerin türküsü benden çok istek alan bir türkü. Birkaç tane notumuz var onu da okuyalım. Kozlu köyü Hamam Mahallesi'nden Ömer Çetin bir türkü istemişler. Herkese armağan etmişler. Biz de teşekkür ediyoruz. Kozlu köyüne de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi göndermiş olalım. Dediğim gibi bizden yine ben Amasya Ardışlar Köyü'nden Serap Şeker diyor. Emirgen Süt İş'te çalışmakta olan Kasım Usta, Nigar Kaplan, İknur Ocak için Gözlerin Türküsünü istiyorum demiş. Gözlerin Türküsünü okuyacağız. Yine Fransa'dan Taşkın ve Bülbül aileleri Gözlerin Türküsünü istemişler. Bu değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ankara'dan Çorumlu Bekir Bey bir selam istemiş bizden ve sıradaki türküyü armağan etmiş. Hem Ankara'ya hem de tüm Çorumlulara buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine Gülşah Karabuk Gözlerin Türküsünü istemiş. Buradan armağan etmiş olalım. Bu arada bir kez daha hatırlatayım. Çarşamba günü Çanakkale Biga'ya gidiyoruz. Biga projesini yerinde göreceğiz. Bizimle gelmek isteyen dostlarımız irtibat numaramızdan bize ulaşabilirler. Ve isimlerini yazdırabilirler. İsim, telefon bıraksınlar. Biz kendilerine bizzat dönüş yapacağız ve inşallah çarşamba günü hep birlikte Biga'ya gideceğiz. Hem o güzel projeyi yerinde göreceğiz hem de böyle piknik yapmış gibi bir tatil gibi bir program olacak. Türkülerimizi söyleyerek, eğlenerek gideceğiz efendim. Gelmek isteyen dostlarımızı bekliyoruz. O zaman gözlerin diyoruz efendim, gözlerin. Thank you.
gözlerin, ah o gözlerin. Aklımı başımdan aldı gözlerin, beni beni gözlerin, beni beni gözlerin, ah o gözlerin. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Bizden çok istek alan bir türküydü. Efendim, Güneş Ağamız da aramızda. Bu sene Doğanşar Festivali inşallah renkli olacak. Değil mi sevgili ağam? Var mı plan, proje, neler düşünüyoruz? Evet, Yıldırım Bey. Tabii bu sene yapmış olduğumuz festival sizlerin de teşrifiyle bayağı renkli geçti, sağ olun. Tabii inşallah 2015 yılında Doğanşar'ımız için düşünmüş olduğumuz bir takım projelerimiz var. Değerli başkanımızla ve sayın belediye başkanımızla inşallah istişarelerini de yapacağız. Tabii bu seneki planımız 51 yılın en iyi festivalini yapmak, en güzel festivalini yapmak. Aslında bütün festivaller güzel ama benim kişisel kanaatim bu. Artık Doğanşar'ın kendisini Doğanşarlı'ya tanıtmaya pek ihtiyacı yok. Doğanşar'ın artık Sivas'a, Türkiye'ye tanınmaya ihtiyacı var. Çünkü 51 yıldır yapılan çok ciddi bir festival. 51 yıllık bir geleneği devam ettiren bir Doğanşar'dan bahsediyoruz. İnşallah bu sene daha ulusal kapsamda, daha renkli, daha böyle enerjisi yüksek, özellikle gençlerimizin katılacağı, daha yoğun talep göstereceği bir sanatçı kadrosuyla güzel bir festival yapmayı planlıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Aksar ağamıza gelsin. Mikrofonu alalım şöyle. Sevgili başkanım, sen de yıllardır Doğanşar'a emek verenlerden birisin. Sanıyorum kongremiz var önümüzdeki. Evet. Ay, bu ay mıydı? Bu ay 21'inde kongremiz var, evet. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz mu, etmiyoruz mu? Vallahi şimdi biz biraz gençlere bırakalım diyoruz. Evet. Gençlerden talip olan olursa mutlaka gençlere vermeyi düşünüyoruz. Tabii biz biraz yaşlandık. Malum yani rahat rahat bir halay çekemiyoruz, bir oynayamıyoruz. Bu da bizi düşündürüyor tabii. Tabii ben yine Osman ağamızın sayesinde bu sene Doğanşar'daki festivalin çok güzel olacağını düşünüyorum. Kendisinden Allah razı olsun. Bize de gereken ilgiyi de gösteriyor, sağ olsun. Ben bütün Doğanşarlılara da şimdiden teşekkür ediyorum. Festivaller için, Doğanşar yöresine, halkımıza genelde katılım çok güzel oluyor. Bize de mutluluk veriyor bu katılım. Ben teşekkür ediyorum. Bir de bizim en büyük sorunumuz nüfus sorunu. Tabii bunu İstanbul'dan biraz Doğanşar'a doğru kaydırmak istiyoruz. Yarın akşam Ok Meydanı'ndayız. Ben yine
Ok Meydan'daki hemşerilerimi buyursunlar. Anadolu Camisi'nde bekliyoruz yarın akşam. Öbürsü gün akşam şeydeyiz, Ümraniye'deyiz. Yine Ümraniye'ye bekliyorum. Perşembe günü akşamı Armutlu'dayız. Yine oraya bekliyorum. Herkesi bize yardımcı olsun. Biz de özveriyle çalışıp bu nüfus olayını halledelim diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Çok sağ ol. Evet, yurdumuzun her bir yeri çok güzel. Doğanşar'ımız da çok güzel gerçekten. Tabii ki her yerin sorunları olduğu gibi Doğanşar'ımızda ufak tefek sorunlar var. Onlar da inşallah temennimiz, gönlümüz istiyor ki hiçbir eksiği kalmasın. Mesela yol problemimiz var. Özellikle bu baraj kenarındaki yol aynı bildiğimiz ralli gibi maşallah. Ralli yaparak gidiyoruz orada. 80 tane viraj var herhalde. Adım başı bir viraj. Tabii ki buradan tüm yetkililere duyuruyoruz. Doğanşar'ımızın, ilçemizin yolunun daha güzel olması lazım. Bazı şeyler de istemekle oluyor biliyorsun değerli başkanım. İstemek istemeden de olmuyor yani. Tabii buyur başkanım. Diyorum hemen bu konuyla alakalı da bilgilendirmiş olalım hemşehrilerimizi. Baraja kadar olan kısım, Hafik'ten baraja kadar olan kısım 18 kilometre ihalesi yapılmış. Koşutdere köyümüze kadar da büyük bir bölümü tamamlanmış durumda. Önümüzdeki yıl baraja kadar devam edecek. Sonrası tekrar ihale edilecek. 14 metre platform genişliği olacak yolumuzun. Çok rahat, virajları kesilmiş, gayet düzgün bir yol olacak. Ondan daha da önemlisi Doğanşar'a, Doğanşarlılara müjde olsun. İnşallah Koyulhisar bağlantı tam yolumuz... Tam onu soracaktım başkanım yani. Şu an ilanda, ihalesi yapılıyor ve Mayıs ayı gibi inşallah başlıyor. Tamamı ihale ediliyor ve biz inşallah çıkma sokak olmaktan kurtuluyoruz. Çok Doğanşar'ın önemli, önü çok açılıyor. Önemli başkanım. Bu proje çok bu önemli. Bu anlamda... Özellikle Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz Bey'e ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarımız Feridun Bilgin Bey'e, milletvekillerimize, il başkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama özellikle İsmet Yılmaz Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgileniyor. Onun sayesinde inşallah bu yol kısa i̇nşallah. Sürede açılacak. Biz de denize gider geliriz inşallah. Yani Ordu, Doğanşar'a bir bilemediniz 1,5 saat gibi evet. Bir mesafeye düşüyor. O yol çok önemli gerçekten. Ondan Doğanşar için çok önemli. Özellikle, o bölge için de çok önemli. Evet tabii. Baraj bölgesi. Ben diyorum ki yani bu bağlantı yapıldığında şimdi İsmet Başkanım da burada biraz böyle yanlış anlaşılmalar oluyor. Biz Sivas'ın her tarafında en iyi yollar olsun istiyoruz. 40 tane bağlantısı olsun, 140 tane bağlantısı olsun. Asla yol niye şuradan geçti, niye buradan gitti diye öyle bir derdimiz, öyle bir tasamız da yok. Çünkü biz Sivaslıyız her şeyden önce. Dolayısıyla gemin beline de devasa bir tünel yapılıyor. Orada yapılan yol duble yol. Yani Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak, Ordu'dan Osmaniye'ye kadar devam eden dev bir proje. Ancak Doğanşar'dan yapılacak olan kısım oraya göre, orası ne kadar daha lüks olsa da, daha konforlu olsa da yaklaşık 35 kilometre kısa olacak. Dolayısıyla bizim de trafiğimiz yoğun olacak. Trafik yoğun olduğunda da zaten artık biz ya bizim yolumuzu yapın demek durumunda kalmayacağız. Vaziyeti görünce... Karayolları inşallah en güzel şekilde İnşallah başkanım. Bu müjde için de evet. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz efendim. Bir küçük bir hususu tabii daha belirtmek istiyorum. Çalışmalarımız bitmek üzere. Hemşerilerimizden yoğun talep alıyorduk. Telefonla, birebir görüşmelerde ya da bir başkasıyla haber göndererek konut. Konut çalışmamız, proje çalışmamız bitmek üzere. Mimari projesi çıktı. Vaziyet planları çıktı. İnşallah 32 konutla önümüzdeki bahar Doğanşar'da konut üretmeye başlıyoruz. 32 ile başlayacağız. Talep olursa 132 daha yaparız, 232 daha yaparız. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bizimle irtibata geçsinler. Konutların satışlarına yakında başlayacağız. Bu müjdeyi de vermiş olalım. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli başkanımıza. Efendim, Doğanşar'dan gelen konuklarımız vardı. Selam göndermek isteyenler var mı? Doğanşar'dan gelen konuklarımız. Hemen ondan sonra ellik yapacağız hep beraber. Ellik oynayacağız.
Sevgili Derya'cığım. Öncelikle Doğanşar'ımızı temsil etmek üzere ben protokol diyorum. Protokolde bulunan sevgili belediye başkanımız, Doğanşar Tozanlı Dernek Dernekler Federasyon Başkanımız Sayın Mustafa Süs abimiz ve Doğanşar Dernek Başkanımız Halil abim, onun nezdinde tüm oradaki katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Doğanşar Merkez Çay Mahallesi Muhtarı Mehmet Kocaman. İstanbul'a geliş sebebimiz abilerimizin de orada ifade ettikleri gibi zaten belli. Geliş sebebimiz nüfus konusunda gelmiştik. Sizin de bizi bu programınıza nazik davetinizden dolayı bizi buraya misafir ettiğiniz için ve Doğanşar'ımızı tanıttığınız için size çok teşekkür ediyorum. Sonra da buradaki tüm çevre köylerimizin dernek başkanlarına, muhtarlarına ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarına ve tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Sanat hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Var mı başka? Adım Mehmet Karataş. Doğanşar Belediye Meclis Üyesiyim. Ekin TV ailesine size başarılar diler, saygılar sunarım. İyi eğlenceler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başka var mı? Yok sanıyorum. Peki. O zaman şimdi ellik oynayacağız ama hep beraber oynayacağız. Herkesi ben şöyle almak istiyorum. Hazır mıyız? Şadiye yolları kıvrım kıvrım.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Vallahi coştuk ya. Coştuk değil mi başkanım? Siz niye oynamadınız başkanım? Bir dahakine mi? Neyse. Birazdan yine bir halay yapacağım. Hep beraber finalde oynarız inşallah. Efendim, vallahi gelen çok mesaj var ama sevgili dostlar, bugün program çok yoğundu. Ben mesaj gönderen tüm dostlara teşekkür ediyorum. İstekleri inşallah haftaya okuyacağım. Buradan takip ediyorum. Birçok mesajlar gelmiş. Sivas Su Şehri Gözköylü arkadaşlara selamlar diyorlar. Programımızı hiç kaçırmadıklarını belirtmişler. Adana Osmaniye'den Ayşe Hanım mesaj göndermiş. İzmir Bornova'daki asker oğlum Musa ve bütün askerler için demiş. Yıldırım Bey programımızı hiç kaçırmadan izliyoruz demişler efendim. Hode yağmur gelir geliyor çalarsanız seviniriz diyorlar. Söylerseniz seviniriz demişler. Zaman yeterse okumaya çalışalım. Efendim Emre Oruç kardeşimiz de şu an asker demiş. Babası selamlar göndermiş Emre'ye. Biz de buradan selamlar gönderelim ve tüm askerlerimize şimdiden hayırlı tezkiyeler diyelim. Efendim programlarımız çok yoğun bir şekilde geçiyor. Bayağı yoğunuz. Cuma akşamlarda SRT TV'de programlarımız devam ediyor. Yine hafta sonları düğün, dernek, konser full doluyuz. Bize düğün, dernek, festival, konser için dostlarımız, izleyenlerimiz menajerlik telefonumuzdan rahat bir şekilde ulaşabilirler. Yine web sayfamız yıldırımhy.com web sayfamızdan ve Sanatçı Yıldırım yazdığınızda çıkan Facebook sayfalarımızdan da rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Efendim Engin Gayrimenkul'e bir kez daha teşekkür ediyoruz bize vermiş olduğu desteklerden dolayı. Ve bir kez daha hatırlatayım, çarşamba günü inşallah Çanakkale Bigaya gidiyoruz hep beraber. Gelmek isteyen dostlarımız hemen ne yapıyorlar? Hemen menajerlik telefonumu arıyorlar, isimlerini yazdırıyorlar, telefonlarını bırakıyorlar ve biz onlara bizzat ben kendim dönüş yapacağım inşallah yardımcımızla beraber. Gelmek isteyen dostlarımızı, güzergahları ve saati belirteceğiz. İnşallah hep beraber bir otobüsle içerisinde muhabbetle, sohbetle konser gibi gidip dönmüş olacağız. Bu arada bünyemiz bizimle çalışmak isteyen dostlarımızı da arıyoruz bay bayan. Bu konuyla ilgilen dostlarımız varsa bize ulaşsınlar yine. Hem TV programlarımızın hazırlanmasını hem reklam, sponsorluk ve konser görüşmelerimizi ayarlayacak. Bizlere yardımcı olacak. Bay bayan iki tane arkadaş alacağız. Bu konuyla ilgilenen de irtibat numaramıza ya da sayfalarımızdan mail atsınlar CV'lerini. Kendilerine dönüş yapılacaktır efendim. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi o zaman si yapalım. Üç ayak alayla bitirelim ve başkanlarım yönetmenimi gördünüz, duydunuz. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz dedi. Ben son konuşmaları alacağım. Sevgili İsmet abim, değerli abim, bugün fazla belki ilgilenemedik sizinle ama inşallah güzel bir program sizinle birlikte yaparız. Önümüzdeki günlerde irtibata geçeriz. Böyle Gemin Deresi'nde burada misafir etmekten onur duyarız efendim. O bölgeye de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. O zaman şöyle yapalım biz son konuşmaları alalım, son sözleri. Ondan sonra yine bir halayla programımızı kapatmış olalım. Değerli başkanım. Aslında Hüseyin Bey bizi birkaç kez davet etti buraya. Ben pek sevmiyordum ama yani bir yerde de hoşuma gitti. Kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra hep gelirim diyorsun yani. Güzelmiş evet. Diyorsun. Evet. Peki. Doğanşar'ımızın evet. Tek bir sanatçısı. Bu da her zaman bizi mutlu ediyor. Doğanşar'da da yüzümüzü güldürüyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Son sözleri sıradan alıyoruz efendim. Yıldırım Bey, yalnız olmak, bu programa eşlik etmek şahsım adına çok güzeldi. Özellikle Doğanşar'lı hemşerilerimle hasbihal etme şansı bulduk. Hasretlikler giderdik. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili Doğanşar'lı hemşerilerimize, Sivaslı hemşerilerimize ve tüm izleyenlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, İsmet abim. İsmet Özat'a, Suşehri Gemin Deresi'nden. Biraz evvel ben ekiple beraber geldim komple. Ama ekibi herhalde benim eksikliğimi artık Yıldırım kardeşimizin eksikliğimi unutuldu. Onlar reklam arasında baktım ki hepsi tek tek çekip gittiler. Buradan eğer dinliyorlarsa onlardan
hem kendi adıma hem Yıldırım kardeşimin adına özür diliyorum. Bir eksikliğimiz olmuş olabilir. Tekrar tekrar özür diliyorum ve Yıldırım kardeşimizi hiçbir zaman için yalnız bırakmamaya da söz veriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli abim. Çok sağ olasın. Evet, ben de zaten tanımaya gerek yok Mustafa Süz. Mustafa abi, sen benden de meşhursun ya. Tabii ben başta tabii misafirim olan İsmet Özat abiye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Arkadaşları telefon etti sağ olsun. Geldi ama herhalde biz tam bir misafirperverlik yapamadık. Ama onlar da çabuk gittiler. Ben de özür diliyorum. Ama söz veriyorum çok güzel bir sizin önlerinizde onlara güzel bir program yapacağız. Çok iyi olur tabii ki. Biz de mutluyuz. Tabii burada bu programa da ben çok güzel oldu diyorum ama program güzel. Ama daha kalabalık olsa daha güzel olurdu. Ben ikinci bir sefer bütün Doğanşehir'le hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum. Ve değerli başkanıma tekrar Doğanşehir'den gelen tüm dostlarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve bütün konuklarla beraber şu anda ekranları başında bizi izleyen seyircilerimize de saygılarımı, sevgilerimi iletir. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum ve Ekin ailesine ve size başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Folklor ekibimize de teşekkür ediyoruz. Bundan sonra beraberiz inşallah Doğanşehir Folklor ekibiyle. Evet değerli başkanım. Ben İsmet Bey'in de İsmet Bey'in de işte geldiler. Gelmeliler de zaten. Tam da o noktaya değinecektim. Böyle ufak tefek şeylerden kırgınlıklar, dargınlıklar yakışmıyor bize artık. Yani öyle bir şey yok. Bulacağın bir yer oturacaksın. Sen Sivaslısın ya. Sen Sivaslısın. Bulur bir yer oturursun mutlaka. Davete mi gerek var ya da öncülük etmeye ne gerek var? Bulur oturursun. Sivaslısın. Sivaslı. Bundan sonra birlik beraberlik içerisinde olalım, beraber olalım, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Başka türlü bu işin altından kalkma şansımız yoktur. İnşallah en güzel günlerde, en güzel gecelerde yine hep beraber bir arada eğlenerek, konuşarak, dertlerimizi, problemlerimizi, sevinçlerimizi, kederlerimizi paylaşarak bir arada bulunmak temennisiyle programda da vakit iyice azaldı. Gerek stüdyoda bulunan hemşerilerime, gerek bizi izleyen tüm Doğanşarlılara, Sivaslılara, nerede bir Sivaslı varsa onlara saygı ve selamlarımı sunuyor. Hayırlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin de başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyorum. Amerika'ya gittik mi Sayın Yıldırım? Amerika'ya yakında gideceğiz efendim. İnşallah işte onu diyeceğim ben de. Yakında. Avrupa'yı bitirelim, evet. Amerika'ya uçalım. Amerika'ya gidiyoruz. Allah nasip etsin. Bu arada ben nereye gidiyorum? Hadi bana eyvallah, ben gidiyorum, program size. Gidiyorum Ünsal Başkanım yanına. Biz aslında başkanımı tabii yoğun telaş nedeniyle onları edemedik ama biz başkanımızın ayağına gitmesini biliriz değil mi başkanım? Estağfurullah. Değerli başkanım inşallah güzel bir programda böyle geniş katılımlı Gemin Deresi'ni burada ağırlamak, misafir etmek istiyoruz. Ben değerli başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Sivas'ı en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Ben ayrıca sizlerden özür diliyorum. Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bey'i çoktandır görmüyordum. Yukarıda onunla biraz sohbet ettim. Çok özür diliyorum sizlerden. Valla biz de küsüp gittiğini sandık başkanım yani. Yok. Küsecek hiçbir şey değil. Biz Sivaslıyız. Her zaman biriz, beraberiz. Doğanşehir'i, Suşehir'ini, Hafiz Aras'ı bir bütünüz. Her zaman da yanınızdayız. Daha önce de sizinle bir görüşmüştük. Evet, evet görüşürüz. İnşallah bundan sonra İnşallah da. İnşallah siz de bir gün misafir konuklarınız. Gemin Deresi olarak her zaman sizinle beraberiz. Çok İnşallah. Teşekkür ederim. Değerli Saygılarımı, başkanım. Hürmetlerimi sunuyorum. Buradan bütün Gemin Deresi'ne de selamlar, saygılar. Evet, bu işi de tatlıya bağladık. Görüyorsunuz işte efendim. Görüyorsunuz. Evet, başka son sözü almak isteyen dostlarımız oldu mu? Hemen alalım, hemen alalım efendim. Sonra halayla bitiriyoruz. Ses yok mu? İbrahim abi hemen. Al abi. Evet değerli dostlar, değerli hemşehrilerim. Bu güzel tabloya teşekkür ediyorum. Doğanşehir'imize teşekkür ediyorum. Değerli belediye başkanımız Oktay Bey'e, değerli başkanımız
Mustafa Süze. Sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ve Ekin TV'ye teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda bizim örf ve adetlerimizi unutmayan Yıldırım Bey'e tekrar bir alkış alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli kardeşim, hakikaten bizi örf ve adetlerimize bundan en az 30-40 sene inan geriye gitmiş oluyoruz. Neden? Bizim örf ve adetlerimizi unutturmadığınız için inan Yıldırım Bey, herkesin huzurunda sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu folklor kardeşlerimize, bu saz arkadaşlarımıza ve bütün Ekin TV'nin bütün ailesine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben bir Çınarlı köy olaraktan beni buraya da konuk ettiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. Şükriye teyzeme de buradan selam gönderiyorum. Ellerine Allah yapıyorum. Razı olsun diyorum. Çınarlı demişken. Evet sevgili dostlar, geldik bir programın sonuna. Gerçekten güzel bir geceydi. Nasıl geçti, ne oldu anlamadım yani. Tabii ki kendi ilçemin burada olması, bizimle beraber olması, yanımızda olması bize ayrı bir mutluluk veriyor. İnşallah başkanlarımdan söz aldık. Bu bir ısınma programıydı dediler. Önümüzdeki aylarda inşallah, önümüzdeki ay olabilir, güzel bir program yapacağız. Tekrar güzel bir Doğanşar gecesi yapacağız. Burayı tıklım tıklım dolduracağız yine türkülerimizle, sohbetlerimizle, halaylarımızla, horonlarımızla. Efendim, dediğim gibi bize ulaşmak isteyen dostlarımız menajerlik telefonumuzdan ulaşabilirler. yıldırımheyye.com ve web sayfamızdan ve Sanatçı Yıldırım yazdığında çıkan Facebook sayfamızdan ulaşabilirler. Haftaya Gültekin Gönül Aşar değerli dostum, sanatçı arkadaşım konuğum olacak burada. Haftaya pazartesi saat 22'de görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, Allah'a ısmarladık. Kuşlu kurumuyor, yar beni bakverim. Yar sensiz durumuyor, dönde bir yol geriye. Geceler sabah olmaz, yar beni bakverim. Yalnız uyumuyor, dönde bir yol geriye. Yar beni bak veriyor, yoklan şu van dolsun, dönde bir yol geliyor. Öyle bir bakış var, yar beni bak veriyor, gözleri bir içim su, dönde bir yol. Bir göz.